önce ben kendimi tanıtayım. Ben Doğan Kaşıkçı. 2000 yılından beri dalıyorum. 19 sene oldu. Dalışa başladıktan 1 ve 2 sene sonra da su altı fotoğrafı çekmeye başladım. Ateş Hoca sayesinde. 15 yıldır da su altı fotoğrafları çekiyorum. Benim gibi muhtemelen birçok insan da Ateş Hoca sayesinde başladı su altı fotoğrafçılığına. O zaman bir Nikonos'umuz vardı. 4A. Hala onun şeyinde, müzesinde görebilirsiniz. Onun ofisteki müzede görebilirsiniz o makine. Çok değerlidir benim için. Başlayalım. Bu en son 2 sene önce gittiğim Meksika seyahatinde su altı mağazım, yani cenote denen, tam mağara değil ama obruklardan oluşan bir yapı var. Bir durur musun? Şöyle durarak, durdurarak şey yaparak gideceğim. Bir durdur, bir başlat falan şeklinde yapacağım. Burası Yucatan Yarımadası. Yucatan Yarımadası. Bu yarımadada en büyük özellik şu taraf tamamıyla kalkerli bir yapıdan oluşuyor. Dolayısıyla bütün sular yeryüzünde indikten sonra bu taraftan denize akıyor ve burada çok ciddi böyle mağara oluşumları oluşuyor. Devam edelim. Ben Yucatan'a da Playa del Carmen'i seçtim dalmak için. Neden dersiniz? Tam karşıda Cozumel Adası vardı. O da dalış için çok güzel bir yer. Hem Playa del Carmen hem orada tatil gibi oldu. Hem de dalış hem de mağaralara yaptık. Burada ailesiyle beraber gidecek insanlara da imkan var. İlk dalışımız Cenote El Pit diye bir yer. Kuyu diye anlatılır. Kuyu, yani Türkçesi kuyu. Durur musun? Şimdi yine burayı da anlatayım. Burası 30 metre derinlikte bir mağara. Küçük bir delikten giriliyor ve mağaranın özelliği tuzlu su karışımı var mağaraya. Ve burada Holikin görebiliyorsunuz. Şurada bir sis tabakası var. Birazdan fotoğraflarda göreceksiniz. Bu sis tabakası sülfür gazı ve burada biriktiği için bu seviyede kalıyor. Daha fazla gidemiyor. Bunun altı var ama beni yemedi altına girebilmek. Hatta birazdan göreceksiniz. Bir tane focus light'ım vardı. Focus ışığım vardı. Focus ışığını düştü. Böyle gittiğini gördüm şuradan böyle pıt diye. Belki de şuralarda bir yerlerde ama gidip de alamadım. Buradan denize bir bağlantısı var buranın. 14 kilometre uzunluğunda bir tünel var burada. Fakat giriş yasak. Normalde mağara dalışı dediğiniz zaman böyle İstanbul şeyde, Türkiye'de dağlardaki mağaralar aklınıza gelir ve çok büyük taşıma zorlukları çekilir. Tüpler taşınır, malzemeler taşınır. Burada direkt buradan küçücük bir yarıktan hemen arabayla yerine geldik, malzemeleri aldık. Şurada ipli bir makara var. Makara sistemiyle dalıp içeri giriyoruz. Bu sisli bölgeyi göreceksiniz. Bütün bu pitli senotelerin oluşumu obruk şeklinde. Yani su altındaki oluşan akıntılar çekilince su, tepedeki toprak çöküyor ve bir çöküntü oluşuyor ve bu mağaralar oluşuyor. O bahsettiğim sis alanı. Şu da kaybolan benim focus light. Bu dalışta kayboldu. Mağara dalışı yaparken daha farklı teçhizat kullanılıyor. Ben ayrıca bir teçhizat kullanmadım ama iki tane rehberle beraber daldığım için her türlü malzeme onlarda vardı ama çift tüple dalınıyor. Bu arkadaşlar yani side mount, yandan bağlama yapmışlardı. Mutlaka çok kuvvetli 2-3 tane fener ve de kılavuz ipiniz oluyor. Ancak o şekilde dalış gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya kılavuz ipi kullanmadık çünkü bu çok net aşağı olan bir mağara. Burada dikine gidiliyor. Ve devamlı her bulunduğunuz noktada tepede çıkışı görebiliyorsunuz. Bu da gözüken çıkış, tepede gözüken. Mağaranın içerisinde hep belli noktalarda bu kalker oluşumu var. Bir dakika burada duralım veya biraz ilerlet, öyle devam edeyim. Bu da o şey, meşhur 14 kilometre olan tünelin girişi. Durabilirsin. Burada içeri girmeyin yazıyor. Fakat yani böyle insan merak ediyor, duramıyor. Acaba nedir, bir şey olur. Bizim o kızlar, rehber kızlar bakmazken ben biraz şöyle ilerledim, devam et. Adamlar tahmin etmişler benim gibi meraklıların ilerleyebileceğini. Sonra bu tabelayla karşılaştım. Yani böyle bir 10 metre ileride dursun bu. Bu tabelada da şey yazıyor. İleride bundan sonra görmek için ölmenize değecek bir şey yok yazıyor. Yani kardeşim istersen ama göreceğin hiçbir şey ölmeye değer değil yazıyor. Ondan sonra geri döndüm buradan, devam edebiliriz.
dur burada. Bu mağaranın en büyük özelliği, ben dalışa gitmeden önce nereye gidersem gideyim mutlaka ne fotoğrafı çekeceğim diye kafamda hayal etmeye çalışıyorum. Bu mağaranın en büyük özelliği bu fotoğraf. Bu işte National Geographic ödül alan bir fotoğraf ve ben bunu çekmek istiyordum. Yani bu fotoğrafı çekmek için bu Meksika'ya gittim, bu mağaraya daldım. Fakat bu fotoğrafı çekmek için çok uzun pozlama lazım ve ya bu da zor bir şey. Mağaranın içerisinde böyle bir yer aradım. Kendim oturup da uzun pozlama yapabileceğim bir yer. Şöyle köşeye bir yere çekildim. Oturdum. Tabii flaşları kapatıyoruz böyle bir fotoğraf çekebilmek için. Böyle bir 25-30 tane kare çektim. Bu çıktı. Fena değil ama bu Photoshop'la çok oynanmış bir fotoğraf. Bu dalıştan sonra ikinci dalışımızda Dos Hoyos İki Göz mağarasında gerçekleşti. Burada da iki tane açıklık var birbirine bağlı ve bunun içerisinde hat döşenmiş vaziyette. Böyle bütün buradan böyle dolaşıyorsunuz bu hattı. Hattın üzerinden geliyorsunuz. Fakat küçük küçük şöyle açıklıklar var. Birazdan zaten onların da fotoğraflarını göreceğiz o açıklıkların. Fakat burası focus light'ında kaybolduğu için artık görüntü videolar bayağı karanlık olacak. İdare edeceksiniz. Çünkü ben normalde fotoğraf çekiyorum, video çekmiyorum. Bu benim maskemin üstündeki GoPro kameradan çektiğim videolar. Burası bir park gibi. Dolayısıyla aynı zamanda insanlar buraya yüzmeye çok geliyor. En kalabalık dalışı burada yaptık. Çok geniş bir alan olmasına rağmen bayağı kalabalıktı. Dediğim gibi içeride hat döşeli. Artık karanlık olduğu için çok ciddi bir karanlık var. Yani görüyorsunuz nasıl olduğunu ve esasında çok da rahat bir mağara değil. Birazcık klostrofobik bir mağara. Ve hat döşeli. Sarı bir ipimiz var ve bu ipi takip ederek dalışı gerçekleştiriyoruz. Devamlı fenerle o ipi arıyoruz. Dediğim gibi maalesef fokus ışık da yok. Karanlık ama mağaranın içerisinde çok güzel sarkıtlar var. Dedikleri doğruysa bilmiyorum. Eğer burada bilen arkadaşlar varsa beni düzeltsinler. Bir sarkıtın oluşumu 10 yılda 1 milimetre. Yani bu metrelerce sarkıtın oluşması milyonlarca yıl sürüyor. Sadece belli bölgelerde mağaranın içerisinde bunları görüyorsunuz. Muhtemelen tepedeki kalkerli su eriyor ve bir noktadan akmaya başlıyor. O bölge bu muhteşem yapıyı gerçekleştiriyor. Sonrası taş. Bir tek sarkıtlar yok. Aynı zamanda dikitler var. O mesela biz ipimizi bağlamışız. O ipe bağlı ipin olduğu yer. Bu dikitler de çok görkemli şekilde oluşuyorlar. Ben şeyi sordum, bu kırılmış şeyler dalıcılar tarafından mı kırıldı diye. Kız dedi ki kırmak mümkün değil bunları, çok zor. Gerçekten de elleyince fark ediyorsunuz çok sertler. Öyle çarpıp da kırmak mümkün değil. Su veya toprak kaymısı oynadığı zaman buradaki kırılmalar gerçekleşiyor. İyi bir rehberiniz olması çok önemli. İpi bırakıp beni bir yere götürdü bu dalıcı kız. Bu da Michigan Üniversitesi'nde okuyan ve sadece eğlenmek için bu işi yapan bir kızdı. Hapishane diye bir yere götürdü aynı mağara içerisinde. Böyle farklı bir yer. İç tarafında giremiyorsunuz. Böyle dikitler oluşturmuş. Mağaranın içerisinde bir de kapalı bir bölge daha var. Böyle bir kubbe daha var. İçerisinde hava var. Ve buraya yarasa mağarası deniyor. Birazdan göreceğiz neden yarasa mağarası olduğunu. Bunun içerisinde çıkıp nefes alabiliyorsunuz. Çok tavsiye etmiyorlar yani nefes almayı. Çünkü orada biriken gazlı su oluyor. Burası tavanı o mağaranın. Ve neden şey dediklerini göreceksiniz. Tepesinde bayağı ciddi yarasa şeyi var, popülasyonu var. Bu mağaralarda yani biraz gösterdiğim gibi belli noktalarda sarkıtlar ve dikitler var. Onun dışında yani esas çekmek istediğiniz şey sizin bu hüzmeli ışığı yakalayıp, bu berrak sudaki güneş hüzmesini yakalayıp oradan bir fotoğraf çekmek. Çünkü mağaracılığın en şık gözüken fotoğrafı o. Fakat burası dediğim gibi çok kalabalık bir mağara ve nereye giderseniz gidin yani bakıyorsunuz aa çok güzel süzmeli bir yer gördüm diyorsunuz, insanlar orada yüzüyorlar, işte Çinliler geliyor bilmem ne yapıyor, halbuki öbek öbek delikler park olduğu için burası, insanlar çıkartıyor şortu, hop atlıyor suyun içerisine çünkü çok berrak su. Baya baya ben dolaşırken bu açıklıklarda fotoğraf çekmek için, o süzmeyi yakalamak için uğraştım. Burada da bir bayan yüzüyor mesela. O yüzden dalamadık ama arayıp bekleyip bir yer bulduk, ondan sonra süzmeyi çekmek için bekliyorsunuz. Aynen doğru bir açıyı yakalayalım da orada o fotoğrafı çekelim diye. Şimdi göreceğiz birazdan çektiğimi. Bu fotoğraf biraz dekolte olmuş, neyse. Bu arada focus light gitti. İyi bir yere yakalarsanız da hüzmeleri böyle çekebiliyorsunuz. Zaten işte en güzel şey berrak suda bu hüzmeleri çekmek. En keyifli olanı da bu hüzmeleri çekmek. En güzel fotoğrafı onlar veriyor. Hüzme fotoğrafını çekmek için sabit durmanız, uzun pozlama yapmanız gerekiyor. Bunun için de
yüzerliliğinizin, su içerisinde yüzerliğinizin sabit kalması lazım. Ciğerlerimi boşaltıyorum, BC'mi boşaltıyorum. Aman dikkat, ama suyu yüzeye yakın bir yerde fotoğraf çekerken hop birden yükselmeye başladım. Fotoğrafa böyle dalıyor insan. Çekeceğim, çekeceğim diye tak kafayı vurduk. Dalışta böyle bitti. Kafayı vurdum, GoPro öne döndü. Üçüncü dalışı, son dalışımızda Cennet Bahçesi diye bir yerde. Gerçekten burası özel şahsa ait. O kadar kalabalık değil. Yine bir mağara, su altı mağarası. Girişi buradan oluyor. Bir göl bölümünden başlıyor. Buradan giriliyor. Buradan girdikten sonra 260 metre ip döşeli. Tek hat üzerinden gidiyorsunuz. Hattın üzerinde, kenarında yine ufak ufak açıklıklar var. Fakat burası özel bölge olduğu için, yani şahsa ait bir yer olduğu için çok daha fazla korunmuş ve çok daha vahşi. Cennet Bahçesi denen yer burası. Gerçekten çok güzel doğası olan, hiç el değmemiş, çok nadir. Yani burası adamın kendi eviydi, evinin bahçesiydi. Buraya da insanları çağırıyor, buradan girebiliyorsunuz. Orada kendisi oturuyor, kendi evinin bahçesiydi. Bu dalış daha keyifli bir dalıştı. Fakat burada kız dalıcılarımız yok. Bu yerel birisiyle beraber daldım. Şimdi bir durdurur musun? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz önce dediğim 260 metre hat döşeli burada. Yerde hat var ve hatta giden yer aşağı yukarı bir 50 metre. Yani daldıktan sonra 50 metre gitmek lazım. Bizim çocuk hat düşeceğim dedi. Oraya da hat düşeceğim dedi. Yani teorik olarak hiçbir şekilde kaybolmamızın mümkünatı yok. Çünkü arkamızı dönsek direkt orayı görebileceğiz. Fakat şunu söyledi, o biraz önce gösterdiği mağaranın dip taraflarında gidilmez bölgeler var dedi ve bir kere yanlışlıkla oraya girersek, hattın üzerine kadar geri dönüşünüz dedi, olmaz. Yani mağaracılık çok böyle, mağara dalışı yapmak çok önemli bir spor ve de güvenliği elde bırakılmaması gereken bir spor. 50 metre için hat düşeceğiz şimdi oraya. Yine burada çift tüp kullanıyoruz. Mutlaka iki tane tüp var. Yine çok kuvvetli fener ve kılavuz ipi var. Kılavuz ipiyle şimdi hat döşedi oraya. Bir tane yere, bir yere bağladı. Ve oradan şeye doğru devam edeceğiz. Karanlık bölgeye doğru devam edeceğiz. Yine burada açıklıklar var. Yine açıklıklarda fotoğraf çekmeye, yani o açıklıkların içerisinde oradan gelen bir ışıkla. Çünkü mağara içerisinde ya kendi flaşınızı kullanıyorsunuz, flaş da doğal ışık değil. Ya da mağaranın içerisindeki bu doğallığı yakalayıp fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz. Ama burada direkt ışık yok. Yani direkt ışığın gelmesini yakalarsanız, burada hava biraz bulutluydu, görüşte hatırlarsanız, bulut geçince direkt ışık difüzyona uğruyor ve dağılmış ışık fotoğrafı veriyor. Ben de uğraşıyorum, güneş ışığı gelsin de böyle hüzmeli fotoğraf çekelim diye. Fotoğrafı çekiyoruz, hüzmeler gözüküyor, dalıcı orada. Ama işte mankenle çalışırken, manken olmadığı zaman, sizi daha iyi tanıyan, sizin ne istediğinizi bilmeyen birisi olduğu zaman böyle bir fotoğraf oluyor. Yani adam böyle bir şey çekiyor, ayakları arka tarafta. Yani böyle çok başarılı fotoğrafı olmuyor. Adama diyorum ki olmadı, fenerin çıkmamış diyorum, anlamıyor su altında. Anlatıyorum, biraz daha ileri gidiyorum. Daha iyi bir fotoğraf olsun, işte feneri de gözüksün diye. Yine adamın açısını yakalamak için adamdan önce gidiyoruz, duruyoruz, çekiyoruz, sonra biraz daha ileri gidiyoruz. Şimdi anlatıyorum su altında, fenerini tut, fenerini tut diye. Bu sefer fenerini tutuyor ama bu sefer de güneş kaçtı. Mesela feneri tut dediğin zaman işte hava verme dedim, hava vermeyi kesti ama arka tarafından bir şeyler kaçırıyor. Yine hava fotoğrafı oldu ama bozmadı fotoğrafı. Neden mankenle bu kadar uğraşıyoruz? Çünkü mankensiz çektiğimiz zaman fotoğraf birazcık böyle yavan kalıyor. Yani bir şey eksik kalıyor fotoğrafta. Bir obje insanın gözü arıyor. Burada da çok fazla yeni oluşumlar vardı. Yani 20 yıl önce, 15 yıl önce çökküntü olmuş yerler vardı. Ve onların içerisinde çökmüş olan ağaçlar çürümüyor. Suyun içerisinde yani 10 sene, 15 sene durabiliyorlar. Burada da mesela bir ağacın fotoğrafı vardı. Dallar vardı suyun içerisinde ve onlardan fotoğraflarını çektik. Burada değişik bir şey gördüm, onu anlatacağım size. Şu fotoğrafı çekelim. Bunları ben kök zannettim. Suyun içerisindeki kök zannettim. Yani oradaki suyun üzerindeki ağaçların kökleri zannettim. Fakat işte altına girip onların fotoğraflarını çekiyorum. Böyle yakından fotoğraflarını çekiyorum. Tabii çekmeden önce arkadaş haber vereceğiz. Sen bekle bir dakika. Ben gidiyorum, buradayım diye ona haber veriyorum. O tamam anladım diyor. Şimdi fotoğrafını çekeceğiz. Bir şey fark ediyorum, bunlar kök gibi değil. Yani bir ağacın köküne benzemiyor. Suyun üstüne çıkıyorum, hem daha iyi bir fotoğraf çekmek için, yani hem suyun yüzeyini hem de suyun altını aynı anda çekebileceğim bir fotoğraf yapmak için. Bu arada Nikon 7100 kullanıyorum. Tokina 11-17 lensim var.
ve burada suyun altını, hem altını hem üstünü beraber çekeceğim. Burada dikkat ettiğimiz şey, bunlar ağacın kökü değil, dalları. Ağaç bazı dallarını suya gönderiyor, suyu emmek için. Bazı dallarını yukarı doğru veriyor, güneşi toplamak için. Bunlar şeysiz, yaprakları olmayan dallar. Yukarıdan böyle aşağıya iniyor ve burada bir oluşum oluşturuyor. Çok enteresan, çok böyle farklı bir şeydi. Burada çok fazla kalkerli bir yapı yoktu. Yani daha doğrusu sarkıt ve dikit oluşumu olmamıştı. Bu nedenle dalışı gerçekleştirdik. Orada sarkıt ve dikit fotoğrafı çok yok. Ama dalış bitti. Artık yavaş yavaş kılavuz ipimizi topluyoruz. Ve buradan itibaren o gölün içerisinde, bu göle neden şey bahçesi, cennet bahçesi diyorlar? Çünkü gölün içerisindeki bir takım taşlar su azaldığı zaman suyun üstüne çıkıyor ve üzerinde böyle yürüyebiliyorsunuz gölün üstünde. Yani böyle cennetten bir yermiş gibi haline geliyor. Bu arada ya, bu kadar Meksika'ya geldik, bir tane canlı fotoğrafı çekmedim diye, burada balıklar var, çok fazla balık var. Çiklete benzeyen balıklar var. Ateş Hocam bilir, çiklet, tatlı su balığı. Bu sazan mı yayın mı tam çözemedim bir tür balık ve bir iki tane balık fotoğrafı çektim. Ama şu küçük balıklar yani akvaryum gibi çok renkli ve çok güzellerdi. Bir tane şöyle yakışıklı bir abi aradım, bulayım da onun fotoğrafını çekeyim diye. Bunun arkadan çekebildik bunun fotoğrafını. Sonra şu kayanın üzerine bir tane arkadaş çökmüş, beni bekliyordu. Duygularımı anlamış, güzel bir poz verdi. Geniş açıyla çekip sonra büyüttüm tabii. Çok renkli ve çok güzel tatlı su balıkları vardı suyun içerisinde. Dalış bitti artık. Bu bahsettiğim gibi, bu yani aynen bunu burada bulunan şeyler gibi, minderler gibi. Burası göl düşünün, bu taşlar suyun üzerine çıkıyor. Sonra insanlar bu taşların üzerine basarak yürüyebiliyorlar. Ben de o taşın bir tanesinin üzerine çıktım ve hem su altı hem su üstü olan bir fotoğraf çekip Meksika maceramızı sonlandıracağız. Bu da son karemiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şöyle vereyim, teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkürler.